Mahsulümüz var. Evet. İnsanlar da alım gücü yok. Millet acından ölecek diyor teyze. Çok pahalı. Onlar da haklı zaten. Ben onlara hak veriyorum. Ya onların yaşadıkları ekip, biç, et, eyle bilmem ne. Pazara geliyor, alışveriş yok. Pahalılıktan biz de alamıyoruz. Normalde 3 kilo alırken şimdi 1'er kilo. Yakında taneyle almamız gerekecek. Avrupalılar gibi. Ailede kaç kişi var? 3 kişi. 3 domates, 3 patlıcan alacağız. Bu gidişle öyle olacak. Peki hiç iletmiyor musunuz böyle? Yetkililer denk gelmiyor mu böyle, milletvekiller falan? Ay ben kimseyle muhatap değilim. Öyle mi? Hayır. Yemek isteyecek insanlar ama insanlarda bir korku var yani. Kendisini yanlış ifade etmiyor ama sanki beni yanlış anlıyorlarmış gibi bir şey oluyor. Anladınız mı? Önce geliyor mu milletvekiller mesela buraya? Önce en önemli kısım orası. Seçim zamanı herkes burada. He. Yalvarıyorlar. Oy ver, oy ver, oy ver ama yok. Hayır. Bir kilo çay, bir kilo pirince milleti kandırıyorlar. Abi insanlar artık hani iki kilo, üç kilo derdinde değil. Yani cebindekine göre alışveriş yapmanın derdinde. Evini düşünmekte yani. Bir tek domatesle, biberle, patlıcanla olmuyor. Geçen sene 80 lira aldığımız gübre 160 lira alıyoruz. Geçen sene 100 lira aldığımız 225 lira gübre. Geçen sene mazot kaç paraydı, bu sene kaç para? Yani maliyetine göre insanlar da haklı. Pahalı geliyor ama biz de yetiştirici olarak pahalıyı yetiştiriyoruz. Çok zor yani, yetiştirmek de çok zor. Dayanmak zorundayız yani. Bunu hükümet zaten bir şekilde el atıyor işte, çiftçi yardımdır, desteğidir ama bir yerden verdiği kadar da bir yerden de almasını biliyor. Ama o aldıklarını biraz kısıtlaması lazım. Tabii ki bütün çiftçiler gibi biz de desteklemeden yardımı aldık. Yeterli değil ya. Desteklemeler yeterli değil. Şurada bütün yani pazar esnafına dolaşsanız hepsi de aynı şeyi söyleyecek. Allah razı olsun devletimizden diyecek. Bak geçen hafta ilk mahsulümüzü aldık. Kendi tarlamız. Domatesimizden. Bu hafta ikinci mahsulümüz. Görüyorsunuz zaten pazar durgun. İnsanlar Covid'den zaten çekiniyor alışveriş yapmaya. Alım gücü sıkıntılı. Devlet desteklemesi tamam, hepsinden Allah razı olsun da yani bence karşılamıyor. Özüm bence üreticinin yanında olunması lazım ya. Çok yanlış bir yönde gidiyoruz abi. Çok yanlış yönde gidiyoruz. Üreticinin yanında olması lazım. Destek olması lazım ya. Destek olmazsa gidişatımız yok. Çünkü çiftçilik biterse biteriz yani.